Herkese merhaba arkadaşlar. Natural Finans kanalına hoş geldiniz. Videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 11 Mayıs 2023 Perşembe saat 18.18. .18. Son halka arz olan hisselerin analizini yapacağız sizlerle birlikte yorumlayacağız. Öncelikle endeks bugün çok iyi kapattı. %8 yükselişle kapattı. Bankalar onun haricinde tavan bugün. Bankalar bu hafta zaten oldukça iyi performans sergilemişti. Bugün de iyi kapattılar yani tavandalar. Endeksin iyi olmasının sebebi sabah zaten iyiydi yani. %6 %7 civarlarında bir yükselişteydi sürekli. %4 %5 o civarlardaydı. Sonra en son yaşanan siyasi olaylar sebebiyle ben yükselişine yükseliş kattığını düşünüyorum. Yani olumlu yönde etkiledi bir borsayı. Onun haricinde diyecek başka bir şey yok. Big Chef'le başlayalım. Big Chef bugün tabandı bildiğiniz üzere. Taban açtı. Tabandan sonra bir akşam üstüne doğru bir geriledi. Eksi birlere kadar düştü bu. Yeşile kadar geldi neredeyse. Şu an kapanışı da eksi yüzde 8.89 olarak gözüküyor. Bugün gördüğün en yüksek değer 25.74 en düşük değer 22.28. Çok fazla işlem adedi var arkadaşlar. Yani son halka arzlara kıyasla bayağı fazla bir işlem adedi var bugün hisselerde. İşlem dedi 71 milyonluk bir işlem adedi var. İşlem hacmi ise 1 milyon 645 binlik işlem hacmi var. Şöyle T inceleyebilirsiniz durdurup. Yani ikinci günden böyle olmuştu. Borsanın iyi gidişatı bu hisseyi olumlu yönde etkileyemedi yine de. Derinliğine bakalım. Derinlikte biraz daha alış ağırlıklı kapatmış. Yani alış tarafı biraz daha fazla. 216 bin alış, 59 bin satış var. Aracı kurum dağılımına bakalım. Deniz bayağı bir önde açık ara. Deniz, halk, alan tarafından arkadaşlar. Deniz, halk, iş, tep, Osmanlı, Tacirler, Anadolu, Bank of America, Midas, Gedik şeklinde sıralanıyor. İnceleyebilirsiniz durdurup. Satanlarda ise vakıf, şeker, yapı kredi, ziraat, garanti, ak, A1 kapital, meksa, info, ata, oyak, triv şeklinde sıralanıyor. İnceleyebilirsiniz durdurup. Big Chef hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben kendim pertede bulunduruyorum hala. Bir şey yapmadım. Yani herhangi bir zarar, herhangi bir kar yok şu an. Ama çoğu yatırımcı, bireysel yatırımcı çekimser olmuştu yani bu hisseyi alırken. Bir şüphe vardı aklında. Katılım endeksine uygun olmaması vesaire vesaire. Katılımda az olmuştu yani bazı sebeplerden dolayı. Bakalım. Bir de bu hisselerin düşme sebebi şey de olabilir. Yani bu da bir etkendir illaki. Şu an şu videoyu çektiğimiz 2 gün 3 gün içerisinde yeni hisseler talep topluyor. İnsanlar onlara katılmak için bunlardan çıkıyor da olabilir. Bunu bilemeyiz. CV Enerji'ye geçelim arkadaşlar. CV Enerji de bugün %0.46 yükselişle kapattı. Bugün gördüğü en düşük fiyat 108.80. En yüksek fiyat da 114 ee, şu an fiyatı da 10980'le kapatmış gördüğünüz üzere. İşlem dedi 13 milyon 125 binlik bir işlem dedi var. İşlem hacmi ise 1 milyon 456 binlik bir işlem hacmi var. Değişleşmeleri inceleyin şöyle. Derinliğine bakalım. Derinliğinde 100 milyonluk yapar binlik bir alış emri var. 35 binlik bir satış emri var. Şöyle aracı kurum dağılımına bakalım. Deniz, Garanti, Osmanlı, Info, QNB, Finans, TEP, Ünlü, Triv, Almus, Midas, Şeker, A1 Kapital şeklinde sıralanıyor. Satanlarda sayı. Ziraat, Ak, Vakıf, Yapı Kredi, Oyak, Tera, Meksa, Piramit, Bank of America, İş, Marbaş olarak sıralanıyor. CV Enerji bu şekilde. Euro Power'a geçmeden önce Grain Türk'e bakalım. Grain Türk tabana devam ediyor arkadaşlar. Ee, şu an bu ise halka arz fiyatı ne kadar hemen bir bakayım ona bir saniye. Halka arz fiyatı. 17.60'mış. Yani halka arzdan kalanlar hala daha zararda değil ama. Oldukça zarar var yani aslında baktığımızda. Çünkü çok taban gitti bu hisse. Zirveden satanlar kardaydı şu an. Kaç gündür taban gidiyor. Dördüncü, üçüncü tabanı bu hissenin. Şimdi kaç oldu bilmiyorum ama. 17.60 bir arz fiyatı. Halk arzdan kalanlar hala daha zararda değil ama. Şu da bir gerçek. İşlem adedi oldukça fazla bugün. 60 milyonluk bir işlem adedi var. 60 milyon 785 binlik bir işlem adedi var. İşlem hacmi ise ee, 1 milyon 143 bin. İyi. T eşleşmeleri inceleyin şöyle. Bugün görüldüğü en düşük fiyat 18.40. En yüksek fiyat 19.76. Ben bu hissenin öncelikle bir derinliğini göstereyim. Derinlikte alışlar satışlar nötr biraz. O şekilde kapatmış. Biraz daha satış ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda info, iş, oyak, ziraat, deniz, vakıf, tep, burgan, midas, yapı kredi, ING, QNB, finans. A1 kapital şeklinde sıralanıyor. Yani info bayağı bir önderlik ediyor. En başta info geliyor. 723 binlik bir net lotu var. Ona en yakın olan 384 ile iş. Info önde yani bayağı bir fark var. Satanlarda ise gedik bayağı bir önderlik ediyor. 1 milyon 592 bin lot var. Gedik, Garanti, Meksa, Triv, Marbaş, ALB Yatırım, Yatırım Finans, Şeker, Osmanlı şeklinde sıralanıyor. İnceleyebilirsiniz durdurup. Ben bu hissenin bugünden sonra taban serisini bitirebileceğini düşünüyorum. Alışlar satışlar nötrlenmiş. Ee, ama seçime kadar da iyi bir performans göstermesini düşün, göstereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Euro Power'a geçelim. Son karzlarda en çok beğendiğim bu var. 7 tavan gitmişti bildiğiniz üzere. 7 tavandan sonra yeni bir zirve yapmıştı aslında. Yıllık yüksek 85 on gördüğünüz gibi. Fiyatı şu an 67.15. <laughs> Özür dilerim. İşleme dedi de 21 milyon 449 binlik bir işlem adedi var. İşlem hacmi de ee, 1 milyon 413 binlik bir işlem hacmi var arkadaşlar. Bugün gördüğün en düşük fiyat 61.60 en yüksek fiyat 68.95. Yani iyi kapattı bana kalırsa. Bildiğiniz üzere geçen gün söz etmiştim. Gesan elektrikle yakın performans sergilediğini. Hissenin pay sahibi %70 bunlarmış. Gesan'mış yani. O yüzden yakın performans sergiliyor. Grafiklerine de baktığınızda anlayacaksınız zaten. Şöyle Gesan'ı da göstereyim demişken derinliğe bakalım. Ee, aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda yatırım, finans, halk, QNB, finans, gedik, A1, kapital, ak, Bank of America, ziraat, tep, oyak şeklinde sıralanıyor. Satanlarda ise pilip, iş, garanti, deniz, tacirler, vakıf, global, Osmanlı şeklinde sıralanıyor. Bu şekilde ben kendi adıma konuşayım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Seçime kadar yani seçimden sonraki sürece kadar kısa vadede borsada net bir düşüş beklemiyorum. Yani en azından yatay gider veya yükselir. Seçimden sonra da neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Seçimden sonra da net bir düşüş beklemiyorum ben. Yani gene olumlu olacağı olumlu olacağını düşünüyorum. Yükselişler gelebileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil bu kendi düşüncem tamamen. Kendim bunlara dayanarak kararlar alacağım yani. Şu an halka arz olan iki tane hisse var bildiğiniz üzere. O halka arz olan iki hissenin de tanıtım videosunu vesaire kaç tavan yapabilme potansiyeli veya tavan yapacak mı o tarz şeklinde bir video yayınlayacağım hafta sonu. Bu kadar şimdilik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın açılış ajansında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.